Merhaba, belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Türk-Ermeni ilişkilerinin 1000 yıllık tarihi vardır. Anadolu'da geçiş dönemlerinin kargaşaları dışında Selçuklular ve Osmanlılar düzeni sağladıktan sonra Türkler ve Ermeniler barış içinde yaşadılar. Hatta din farkına rağmen hayat tarzı ve kültür olarak önemli ölçüde kaynaştılar. Fakat 19. yüzyılda modernleşme ve milliyetçilikler bütün çok uluslu imparatorluklarda geleneksel ahengi bozdu. Osmanlı'da Türk Müslüman toplumla Hristiyan azınlıklar son derece iç içe geçmiş, adeta et ve tırnak haline gelmiş oldukları için ayrışma ve çatışmalar çok kanlı oldu. Ermeniler Kafkasya ve Doğu Anadolu coğrafyalarında tarih sahnesine çıktı. Hristiyanlığı resmi olarak kabul eden ilk kavim oldular. İsa'dan sonra 301 yılında Kral Tridates Hristiyanlığı resmen kabul etti. 100 yıl sonra Papaz Mesrop Ermeni alfabesini yazdı. Ermeniler Hristiyanlığın Katolik merkezi Roma'dan ve Ortodoksluğun merkezi Bizans'tan coğrafi olarak uzaktılar. Alfabeleri de ayrıydı. Bu da onlardan farklı bir mezhebi benimsemelerini sağladı. Aziz Kirkor ya da Grigor'un isminden dolayı mezheplerine Gregoryen denildi. Böylece Ermeniler Ortodoks Bizans, Zerdüşt İran ve sonra da İslam toplumları içinde erimediler. Ermeni tarihçi Louis Nalbandyan, Bizansların Ermenilere tepeden baktıklarını, Ortodoksluğu kabul ettirmek için baskı yaptıklarını anlatır. Bizans Ermenilere dağıtmak için tehcirler de yapmıştı. Türklerin Anadolu'ya girişleri Ermeniler üzerinde Bizans baskısının arttığı döneme rastladı. 10. ve 11. asırlar Anadolu'da alt üst oluş dönemleriydi. Herkes herkesle kanlı çatışmalar halindeydi. 1. Haçlı Seferi de bir kasırga gibi esecek, Katolik Franklar Urfa civarındaki Gregoryen Ermenilere katliam yapacaktı. Bu dönemde yaşayan Ermeni vakanüvis Urfalı Mateos yazdığı vekainamede bu kanlı altüst oluşları anlattı. Urfalı Mateos, Şubat 1091'de Ermeni Katolikos Barsegin Sultan Melikşah'a gidişini şöyle anlatır. Ermeni Katolikosu Barsek, Cihangir Sultan Melikşah'ın yanına gitti. Bazı yerlerde Hristiyanlara baskı yapıldığını, Allah'ın kiliseleriyle ve ruhanilerden vergi istendiğini anlattı. Sultan Melikşah, Barsek'i huzuruna kabul edip büyük iltifat gösterdi. Arzularını yerine getirdi. Bütün kiliseleri, manastırları ve ruhanileri vergiden muaf tuttu. Barsek sevinçle dolu olarak geri döndü. Tarihçi İlber Ortaylı da Bizans'ın mezhebini reddeden Ermenilerin büyük baskılara maruz kaldığını anlatıyor. Dolayısıyla büyük çatışma vardı ve büyük ezilme vardı. O yüzden Ermeniler gelen Türk hükümdarlığını büyük memnuniyetle karşılamışlar. Ve aralarında o anlamda bir simbiyosis var, birlikte yaşama. O kadar ki Dorineon Savaşı'ndan sonra Sultan'ı tebrike gelenler arasında Ermeni Patriği de var. ve tebrik ettiği zaman sultan kendisine diyor ki dualarınız sayesinde. İslam hukukunda semavi dinlere mensup olanlar ehli kitap olarak niteleniyordu. Askerlik yapmamalarına karşılık belli bir vergi alınarak din, dil ve kültür alanında özgür kalıyorlardı. Osmanlı döneminde Ermenilerin dini ve kültürel hayatı büsbütün gelişti. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden önce Bursa'da Ermenilerin episkoposu Hovagim'i tanımış. Hovagim, Fatih'in sorusu üzerine İstanbul'u fethedeceğini söylemişti. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra 1461 yılında Ermeni Patrikhanesi'ni kurdu, Hovagim'i patrik olarak atadı. Bu Fatih'in din ve vicdan hürriyeti konusundaki anlayışını yansıttığı gibi aynı zamanda Bizans geleneğine dayalı Rum Patrikhanesi'ni dengeleme yönünde bir politikadır. Ermenilerin Türk tarihindeki yeri hem halk kültürü hem de devletle ilgili yüksek kültür düzeyinde önemlidir. Halklar arasında ilişkiler yoğundu. Özellikle Mevlevi, Bektaşi ve Melami tarikatlarına mensup Ermeni şairler bunun çok ilginç örnekleri oldular. Türkçedeki aşık sözü Ermenice'ye aşuk olarak geçti. Ermenilerde de bir aşuk edebiyatı gelişti. Ermeni aşıklar Karacaoğlan, Erzurumlu Emrah, Nesimi ve Kul Himmet gibi şiirler, türküler, nefesler söylediler. Geleneksel kıyafetlerinde Ermeni aşıkların Türklerden hiç farkı yoktu. Edebiyat tarihçisi Fuat Köprülü, Ermeni aşıkların okunduğunda Yunus Emre'ye mi, Karacaoğlan'a mı ait olduğunda tereddüt edeceğimiz Türkçe ilahiler, şiirler yazdıklarına dikkat çekiyor. Nihat Sami Banarlı'nın Türk Edebiyatı tarihinde de Ermeni aşık Varta'nın 26 dörtlükten oluşan uzun şiirinden seçmeler yer alıyor. Yüksek sınıflarda da Türkler ve Ermeniler arasında yakın bağlar kurulmuştu. Ermeniler bilhassa ticaret ve zanaatlerde kendilerini gösterdiler. Türkçeyi geniş ölçüde benimsediler. 19. asırdan itibaren soyadlarının sonunda oğlu anlamına gelen yan ekini kullanmaya başladılar. Bunların çoğu Türkçeydi. Kömürcüyan, sarrafyan, hallaçyan, boyacıyan, ütücüyan gibi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Sur içindeki nüfus 50.000'den ibaretti. Fatih bir cihan devletinin başkentini kurmak için imar faaliyetine girişti. Hem İstanbul'un nüfusunu artırmak için şehre Anadolu'dan Türkler getirdi hem de Karaman, Kayseri, Ankara ve Sakarya yöresinden bilhassa imar faaliyetlerinde çalışacak ve zanaatkarlığı olan Ermenileri getirtip İstanbul'a yerleştirdi. Böylece imparatorluk hayatına katıldılar, sarayla ilişkileri gelişti. Saray kuyumcuları genellikle Ermeniydi. İçlerinde zengin tüccarlar, tanınmış doktorlar vardı. 16. yüzyılda devletle iç içe olan bu Ermeni yüksek sınıflarına amiralar denildi. Amiralar özellikle 18. yüzyılda Osmanlı toplumu üzerinde büyük nüfus sahibi oldular. İç içe yaşadıkları Osmanlı Devleti'ne sadıktılar. Aynı zamanda Ermeni okullarını, hayır kurumlarını desteklediler. Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinde yabancı dil bilgisinden dolayı daha çok Rumlar tercih ediliyordu. Dışişlerinin kalbi olan Tercüme Odası hemen tamamen Rum'du. 2. Mahmut zamanında 1821 yılında Mora isyanı başladı. Çok geçmeden Yunanistan kuruldu. Bu süreçte Osmanlı Rumlarının Yunanistan'ı desteklemesi üzerine devlet resmi görevlerde artık güvenmediği Rumlar yerine milleti sadıka olan Ermenileri tercih etti. Ermeni toplumunu temsil eden amiralar gerçekten devlete sadıktı. 1838 Tansimat ve 1856 Islahat Fermanı ile eşit vatandaşlık ilkesi kabul edildi. Devlet görevlerinde çalışan Ermenilerin sayısı daha da arttı. Ermeni bankerler, tüccarlar, mimarlar, müzisyenler, sanatçılar yanında artık Ermeni paşalar Meşrutiyet döneminde Ermeni milletvekilleri olacaktı. Hükümdarı halife olan Osmanlı Devleti bundan böyle din esasına değil, eşit vatandaşlık esasına dayalı devlet prensibini kabul etmişti. Dinleri ne olursa olsun, devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Osmanlı denilecek, hukuken eşit olacaklardı. Amaç, ittihadı anasır, yani etnik ve dini unsurların Osmanlı üst kimliği altında ittihad etmesi, birleşmesiydi. Buna Osmanlıcılık deniliyordu. Tanzimat'ın temel ideolojisi buydu. Nikos Ağa, Tatyos Efendi, Udi Serkis Efendi, Leon Hancıyan ve Atatürk tarafından Şen soyadı verilen Bimen Şen gibi Ermeni bestekarlar, Türk sanat müziğinde önemli bir yere sahip. Osmanlı'da batılı anlamda ilk tiyatro Ortaköy, Hasköy ve Kuzguncuk Ermeni okullarında başladı. Güllü Agop olarak tanınan Agop Bartovyan, Türk tiyatrosunun kurucularından oldu. Sahneye çıkan ilk kadın oyuncu da öğretmen Aruşak Papazyan'dı. Çok sesli müziğin önderi, Şark Musiki Cemiyeti adlı ilk müzik derneğinin kurucusu Dikran Çuvacıyan'dı. İlk Türkçe operayı, ilk Türk opereti Arif'in Hilesini besteleyen Çuvacıyan, Batı'da Türkiye'nin Verdi'si, Doğu'nun Offenbach'ı olarak tanınıyordu. İstanbul'da ilk orkestrayı Krikor Sinanyan kurdu. Fenerbahçe Marşı'nın da bestekarıydı. İlk Osmanlı heykeltıraşı Yervant Oskan, Abdülhamid'in Sanayi Nefise Mektebi'nin heykel bölümünün kurucusuydu. İttihat ve Terakki ve Prens Sabahattin marşlarının bestecisi Harutyun Sinanyan'dı. Profesör Edgar Manas, ilk Türk Kadınlar Korosu'nun kurucusuydu. 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı-Türk mimarisine damgalarını vuran Balyan ailesi yeni tarz mimari alanında öncüydü. Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını, Nusretiye, Ortaköy ve Dolmabahçe camilerini, Beyazıt Yangın Kulesi'ni, Ayaz Ağa Kasrı'nı Balyan ailesinden mimarlar yaptı. Siyasi bakımdan Ermenilerin Osmanlı bürokrasisinde yüksek kademelere gelmesi özellikle önemlidir. Yüksek bürokrasiye Ermenilerin atanması 2. Mahmut döneminde başlayan, Tanzimat döneminde gelişen, Abdülhamid zamanında zirveye ulaşan bir süreçti. Ermeni yargıçlardan başka Yargıtay ve Danıştay'a da Ermeni üyeler atandı. Osmanlı'da vezaret rütbesine çıkan ilk gayrimüslim, 1861 yılında Abdülaziz tarafından Cebeli Lübnan mutasarrıflığına atanan Ermeni Karabet Artin Davut Efendi'ydi. Kendisine vezir rütbesi verildi, paşa unvanı aldı. İlk gayrimüslim paşanın Rum değil Ermeni olması, Millet-i Sadıka anlayışının bir göstergesiydi ve bu bir başlangıçtı. 3. Selim, Arakel Dadyan Efendi'yi sarayın barutçubaşı yani barut üretiminin sorumlusu olarak atadı. Arakel Efendi'nin oğlu Artin Dadyan, Sultan Aziz'in Avrupa gezisinde sekreterliğini yaptı. Artin, Abdülhamid'in çocukluk arkadaşıydı. Abdülhamid tahta geçince Artin Dadyan'ı önemli diplomatik konularla görevlendirdi. Sonra Dışişleri Müsteşarı yaptı. Artık Artin Dadyan paşaydı. Mimaride Balyan ailesi neyse, yüksek bürokraside de Dadyan ailesi o olacaktı. Abdülhamid, Artin Dadyan Paşa'yı Taşnak Komitesi ile görüşmeler yapmakta da görevlendirdi. Uzlaşma sağlandı, bir süre Taşnak eylemleri durdu. Artin Dadyan Paşa, Abdülhamid'e verdiği raporda dünya barışı için Osmanlı Devleti'nin varlığının devam etmesi gerektiğini, büyük devletlerin Osmanlı toplumundaki gayrimüslimleri kışkırtmasının çok tehlikeli olduğunu belirtti. 1901'de öldüğünde Abdülhamid'in talimatıyla kilisedeki ayinden sonra görkemli bir törenle Beşiktaş Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. Artin Dadyan Paşa'dan başka yine Dadyan ailesinden iyi eğitimli Ermeniler Dışişleri, Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıklarıyla Yargıtay'da yüksek görevlere atandılar. Osmanlı tarihi boyunca 29 Ermeni Paşa, 22 Ermeni Bakan, 33 Ermeni Milletvekili, 7 Ermeni Büyükelçi oldu. Ermenilerin devletin yüksek bürokratik kademelerinde görevlendirilmesi Abdülhamid zamanında hızla gelişti, İttihatçılar döneminde artarak devam etti. Abdülhamid'in İçişleri Bakanı Hüseyin Nazım Paşa başkanlığındaki bir heyete 1894 yılında hazırlattığı rapora göre Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda çalışan Ermeni sayısı 3000'e yakındı. Taşra'daki Devlet Teşkilatı'nda ve belediyelerde çalışan Ermenilerin sayısı ise en azından 6000'di. 1894 tarihli bu raporda Osmanlı ülkesinde 900.000 Ermeni bulunduğu ve her 100 Ermeniden birinin devlet memuru olduğu belirtiliyordu. Raporda Ermeni bürokratların aldığı nişanlar, ödüller, takdirnameler de anlatılıyordu. Bu sayılar tehcir olayına kadar artacak. Örneğin dış işlerinde çalışan Ermenilerin sayısı 49'dan 95'e çıkacaktı. Osmanlı'dır, Müslüman'dır, bu terimler kullanılabilir. Gayrimüslimlerden söz edilir. Yani tek Türk'ün geçtiği yer Lisan-ı Türki. O da kanun esasında yer alışı nedeniyle. Ama onun dışında Türk sözcüğü hukuk dilinde yer almamıştır Osmanlı döneminde. O yüzden öyle bir ayrımcılığa gitmek, yani Türklerdi, Ermenilerdi. Zaten bunlar birer millet olarak algılanıyor ama bunları... Millet bir imparatorluk yapısı içerisinde çok daha dostane ilişkileri içeren bir yapı. Yani dışlayan değil, bir noktada kapsayan kavramlar olarak bir araya geliyor. Osmanlı dediğimiz vakitte bütün bu milletlere bir çatı oluşturuyor. Bunu bu şekilde görmek gerekir. O yüzden ilişkiler son derece dostane bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Ermeniler sadece bürokraside değil, Osmanlı ekonomisinde de yükseldiler. Tarihçi François Georgeon'un belirttiğine göre 1912-1915 sayımına göre Osmanlı sanayinin %15'i Müslümanların, %20'si Ermenilerin elindeydi. Kalan kısmı Rumlara ve yabancı şirketlere aitti. Fakat Ermenilerin Osmanlı Devleti'nde ve toplumunda sahip olduğu bu yüksek mevki, 19. yüzyılda Ermeni gençlerinin ayrılıkçı milliyetçiliğe yönelmesini önlemedi. Aksine Türklere tepeden bakan, terör metotları uygulayan kanlı komitacılık hareketleri hızla gelişti. Balkan milliyetçiliklerine örnek alan Ermeni milliyetçiliği süratle yaygınlaştı. Oluk oluk akan kan, Türklerle Ermenilerin yüzyıllardır süregelen kardeşliğini düşmanlığa dönüştürecek, süreç tehcire kadar gidecekti. Ermeni tarihinde en önemli simalardan biri de 18. yüzyılda yaşayan Sivaslı Ermeni rahibi Bedros Mihitar'dı. Ermeni çoğunluğundan farklı olarak Katolikti. Gözü ve kalbi Roma'daydı. İstanbul'da Ermenilerin tepkisini çekmiş ve tehditler aldığı için Roma'ya giderek Venedik'e yerleşmişti. Mihitar, kurduğu tarikatla ve çok sayıda yayınla Rönesans fikirlerini Türkiye Ermenileri arasına yaydı. Mihitarist hareket, Ermeni milliyetçiliğinin fikri kaynaklarından biri olacaktı. Amerikalı Ermeni tarihçi Louis Nalbandyan, Üsküdar Ermeni Koleji'nin rolüne dikkat çeker. Ermeni milliyetçisi gençler modern eğitim almış, Fransız ihtilalinin ulus devlet fikrinden etkilenmişlerdi. 1848 yılında Patrikhane Meclisi için yapılan seçimleri amiraları destekleyen kesim kazanınca Nalbandyan'ın devrimci olarak nitelediği Ermeniler İstanbul Kumkapı'da gösteri yaptılar. Nalbandyan bu olayı Ermeni devrimci hareketlerinin ilk eylemi sayıyor. Tarihçi İlber Ortaylı, 1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan Rum isyanının Yunan devletinin kurulmasıyla sonuçlanmasının Ermeni milliyetçiliğini kamçıladığını anlatır. Moralı Rumlar ayaklanmış, kan akmış, Rusya ve İngiltere onları desteklemiş, sonunda Yunan devleti kurulmuştu. Tarihçi Herkül Milas, Yunan Ulusunun Doğuşu adlı kitabında Mora isyanında Ortodoks Rusya'nın ayaklanma çağrılarının etkili olduğunu, Rum kiliselerinde Çarpetro'nun adının anıldığını belirtir. Tarihçi Mucip Han'ın belirttiği gibi Mora Yarımadası'nda Yunan devleti kurulduğunda buradaki 20.000 Müslümanla birlikte 5.000 Yahudi de katliamla öldürülmüştü. Çok uluslu klasik imparatorlukları içinden çökerten 19. yüzyıl ayrılıkçı milliyetçi hareketlerinin modeli 1821 Yunan isyanıyla belli olmuştu. İhtilalci radikal aydınlar okul ve gazeteyi kullanarak ayrılıkçı milliyetçiliği kitlelere götürüyor, ayaklanmalar yapılıyor, kan akıyor, emperyalist genişleme siyaseti güden Batı Avrupa devletleri ve Rusya bu hareketleri destekleyerek başarıya ulaştırıyordu. Sadece Yunan değil, Sırp ayaklanması da böyle olmuştu. Bulgar ayaklanması da böyle olacaktı. Ermeni milliyetçileri de bu modeli izleyecekti. Osmanlı Devleti, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma dönemiyle birlikte birçok unsur ileri dönük bir biçimde ulus kimliği arama sürecine giriyor. Bu 19. yüzyılın başından itibaren bu şekilde gelişti. Ve bunların aslında en geç oluşan da Türk milliyetçiliği. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle tabii ki bir Ermeni milliyetçiliği var. Ermeni milliyetçiliğinin odaklandığı en son aşama bir ulus devlet olarak düşünmek gerekir ki bu Vesfalya'dan itibaren, 1648'den itibaren birçok ulus devletler bu şekilde oluşmuş. Önce bir egemenlik kavramı devreye giriyor, ikinci bir de toprak bütünlüğü, yani bunun İngilizce'de işte sovereignty ve territoriality denilen kavramlar. Yani bunların ikisinin bir arada olması gerekiyor. Şimdi tabii egemenlik bir iradi faktör ama toprak dendiği vakit bu tabii ki bir noktada savaşarak ya da baş kaldırarak elde edilecek bir olgu. Ermeni milliyetçiliği 1848'de İstanbul'da ilk eğilimini Kumkapı protestosuyla yapmış olsa da terör örgütlenmesinde dönüm noktası 1877-1878 Rus Savaşı ve ardından Ermeni reformu maddelerini içeren Ayastefanos ve Berlin anlaşmalarının imzalanması oldu. Rusya ile savaş çıkınca padişah Ermeni patriğinden Osmanlı'ya destek açıklaması yapmasını istedi. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Henry Layard'ın Londra'ya gönderdiği raporda belirttiği gibi Patrik Nerses Varjabedyan, Patrikhane'de Ermeni meclisini topladı. Osmanlı'ya sadık olduklarını, Osmanlı'nın zaferi için dua ettiklerini, isteyen Ermenilerin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Osmanlı ordusuna gönüllü katılabileceklerini içeren bir açıklama yaptı. Orduya gönüllü katılan Ermeniler de oldu. Fakat Balkanlarda Plev ve Doğu'da Kars düşünce savaşı Rusların kazanacağı anlaşıldı. Rus orduları Edirne'ye girince Patrik Varjabedyan, Rus orduları başkumandanı Grandük Nikolay'a bir heyet göndererek Rusya'ya bağlılıklarını bildirdi, Rusya'nın Ermenileri himaye etmesini istedi. Ermeni Meclisi de orduya gönüllü katılma kararını iptal etti. Bu sırada Patrik Varjabedyan, Rusya topraklarındaki Eçmiyazin Katolikosluğuna bir yazı gönderdi. Rus Çarı'ndan Fırat Nehri'ne kadar Doğu Anadolu'nun Ararat'la birleştirilerek Rusya hakimiyetinde bir özerk Ermenistan kurulmasını istedi. Ocak ayında Rus ordusu doğuda Kars, Ardahan ve Batum'u aldı, batıda Edirne'ye girdi. Bunun üzerine Varjabedyan, Rus Başkumandanı Grandük Nikolay'a bir heyet gönderdi. Bu heyet Grandük'e Ermenilerin Rusya'ya bağlılıklarını bildirdi. Rusya'nın desteğini istedi. Bu sırada Balkanlarda Müslüman katliamı yaşanıyor, yüz binlerce aç ve hasta göçmen, kara kışta Osmanlı'nın elinde kalan topraklara sığınmak için göç yollarına düşmüş bulunuyordu. Şubat ayında Rus ordusu İstanbul'un banliyösü Yeşilköy'e, Ayastefanos'a geldi. Bu defa bizzat Patrik Varjabedyan yanına bir heyeti de alarak Grand Dük Nikola'ya gitti. Yapılacak barış anlaşmasına Bulgar reformu gibi bir Ermeni reformunun konulmasını istedi. Grand Dük Nikola ve Rus Büyükelçisi Ignatiev söz verdiler ve gerçekten 3 Ağustos'ta imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nın 16. maddesinde Osmanlı'nın Ermeniler lehine reform yapması ve Ermenileri Kürt ve Çerkez saldırılarına karşı koruması hükmünü Osmanlı'ya kabul ettirdiler. Anlaşmada Doğu Anadolu'dan Ermenistan diye bahsediliyordu. Patrik Varjabedyan 17 Mart'ta İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Henry Layard'ı ziyaret etti. Layard'ın yazdığına göre Varjabedyan şunları söyledi. Bir yıl önce Osmanlı idaresinden şikayetimiz yoktu. Ancak şimdi Rus zaferi durumu değiştirdi. Doğu'da bağımsız bir Ermenistan istiyoruz. Büyükelçi Ermenistan nerede kurulacak diye sorduğunda Varjabedyan, Van, Sivas, Diyarbakır ve Kilikya diye cevap verdi. O dönemde bu illerin sınırları bugünkü gibi değildi, çok genişti. Büyükelçi Layard, buralarda Ermeni nüfusunun çoğunlukta olmadığını hatırlattığında Varjabedyan'ın cevabı şöyle oldu. Biliyoruz ama Rusya şimdi doğuda topraklar kazanıyor. Rusya ile Osmanlı arasında güç dengesi değişti. Biz de geleceğimizi düşünmeliyiz. Büyükelçi Layard bu görüşmeyi Londra'ya rapor ettiği için Varjabedyan'ın sözleri tarihe geçti. Ermeni meselesiyle Çarlık Rusyası'nın genişleme siyaseti iç içe geçmişti ve böyle devam edecekti. Ermeni tarihçi Louis Nalbandyan, 1877-1878 savaşında Rus ordusunda Rus Ermenilerinin bulunduğunu belirtir. Ayastefanos Anlaşması ile Ermeni meselesi uluslararası hale geldi ve Rusya'nın kontrolüne geçti. Ermeni hareketinin silahlanması da bu dönemde başladı. Ayastefanos Anlaşması ile Rusya'nın büyük toprak ve siyasi nüfus kazanması ve boğazların Rusya'ya açılması Avrupa'da tedirginlik yarattı. İngiltere duruma itiraz etti. Alman Başbakanı Bismarck'ın girişimiyle 13 Haziran'da Berlin Kongresi toplandı. Patrik Varjabedyan, Berlin Kongresi'nde eski Patrik Mgırdiç Hrimyan başkanlığında bir heyet gönderdi. Özerklik istediler. Berlin Anlaşması'nda özerklik ifadesi yer almadı fakat 61. maddede şu hüküm yer aldı. Osmanlı Devleti, Ermenilerin yaşadığı eyaletlerde yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı, Çerkes ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Bu hususta alınacak tedbirleri büyük devletlere bildirecektir. Büyük devletler de alınan tedbirlerin uygulamasını gözetleyeceklerdir. Böylece Ermeni komitaları yapacakları eylemler için uluslararası bir gerekçe kazanmış, büyük devletlerde Osmanlı'nın iç işlerine müdahale için zemin yaratmış oluyorlardı. Fakat Doğu Anadolu'da Bulgaristan gibi özerk bir Ermeni devleti kurulmasını isteyen Ermeniler bundan tatmin olmadılar. Berlin Kongresi'nden dönen eski Patrik, yeni Başpiskopos Mgırdiç Hrimyan, İstanbul'da kalabalık bir ayin düzenledi. Ermeni tarihçi Louis Nalbandyan şöyle anlatıyor. Başpiskopos Hrimyan Berlin'den döner dönmez İstanbul'daki Ermeni Katedrali'nde geniş bir kalabalığın katıldığı bir ayin düzenledi. Hrimyan ayindeki konuşmasında çarpıcı bir benzetme yaptı. Berlin Kongresi'nde Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar ellerindeki demir kaşıkla özgürlük çorbasını kaşıklamışlardı. Ermenilerin ise elinde sadece kağıttan kaşık vardı. Özgürlük çorbasını içememişlerdi. Başpiskopos Hrimyan'ın ayinde yaptığı bu konuşmayı aktaran Louis Nalbandyan şu yorumu yapıyor. Başpiskopos Hrimyan'ın bu tarihi ayin konuşması demir kaşık, yani silah kullanılmasına yapılan dolaylı bir çağrıydı. Silah, Balkan ihtilalcilerinin başarıyla kullandıkları araçtı. Daha evvel Osmanlı yönetimine uysalca itaat eden Ermeniler artık 19. yüzyılda patlamalar halinde ayaklanacaklardır. Nalbandyan, Bulgar ve Yunan komitacılarının silahlı eylemlerle kendi devletlerini kurduklarını hatırlatır, Ermeni komitalarının da bu yolu seçtiğini belirtir. oluşturulacak silahlı Ermeni örgütlerin tek amacı vardı. Rumeli'deki Sırp, Yunan, Bulgar komitacıları gibi terör eylemleriyle büyük hadiseler çıkarmak ve Avrupa devletleriyle Rusya'nın müdahalesini sağlayarak Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurmak. Başpiskopos Migirdiç Krimya'nın demir kaşık benzetmesiyle silahlı ayaklanmayı telkin eden konuşmasından 2 yıl sonra Doğu Anadolu'da silahlı Ermeni olayları görülmeye başladı. Tarihçi Günter Levi, 1880'lerin başında Doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından kurulan birçok gizli cemiyetin ortaya çıktığını belirtir. 1883 yılında Erzurum'da ve Van'da kurulan gizli silahlı örgütler ortaya çıkarıldı. 1887 yılında İsviçre'de bir grup devrimci Ermeni öğrenci Hınçak Partisi adlı örgütü kurdu. Nalbandyan, kuruculardan hiçbirinin hiçbir zaman Türkiye'de bulunmadıklarını yazar. Türkiye'deki şartlardan haberleri yoktu. Fakat hedefleri Türkiye, İran ve Rusya'daki Ermenileri kapsayan tarihi Ermenistan'ı diriltmekti. Adlarını Çan anlamına gelen Hınçak gazetesinden almışlardı. Marksist eğilimliydiler. Rus anarşizminin örgütü olan Narodnoya Volya hareketini örnek aldılar. Kendilerine muhalefet eden Ermenileri, muhbirleri ve devlet adamlarını suikastlerle öldürmek metodunu benimsediler. Programlarının 2. maddesinde ilk hedeflerinin Osmanlı Ermenistan'ı olduğunu belirttiler. 3. maddede propaganda, ajitasyon ve terör metotlarını kullanacaklarını açıkça yazdılar. Hınçak'ın programının 6. maddesi Ermeni milliyetçiliğinin genel beklentisini şöyle formüle ediyordu. Yabancı bir güç Türkiye'ye dışarıdan saldırdığında Ermenistan'da genel ihtilal yapma zamanı gelmiş olacak ve parti iç ayaklanmayı başlatacaktır. Bu madde Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na katıldığında uygulanacaktı. Ermeni ihtilalciliğinin en önemli terör örgütü Taşnak Partisi ise 1890 yazında Rusya'da Tiflis'te kuruldu. Çeşitli örgütlerin birleşmesiyle meydana geldiği için adına Ermeni İhtilal Federasyonu denildi. Taşnak Sütyun Ermenice federasyon demekti. Taşnak kısaltmasıydı. Karargâhı Trabzon olacaktı. Taşnak Partisi'nin kuruluş bildirisinde esas amacın Türk hükümetine karşı halk savaşı olduğu yazıyordu. Artık Avrupa'dan ricada bulunmayacaklarını vurgulamaları Rus etkisinin ifadesiydi. Açıkladıkları parti programında terör büyük bir yer tutuyordu. Programın 11. maddesinde sıraladıkları metotlardan bazıları şunlardı. Taşnak davasını ve ihtilalci misyonu propaganda etmek, halkı bu amaca katmak için savaş birlikleri kurmak, ihtilal ruhunu güçlendirmek için her vasıtayı kullanmak, halkı silahlandırmak için her çareye başvurmak, çatışmayı kışkırtmak ve Türk hükümet görevlilerini, hainleri, muhbirleri terörize etmek. Louis Nalbandyan, Taşnak Partisi'nin kuruluş flamasına dikkat çeker. Flamanın bir yüzünde MH harfleri vardı. Bunlar Anavatan Ermenistan sözünün simgesiydi. Ayrıca 61 rakamı ve etrafında 5 yıldız vardı. Kurulacak Ermenistan'ın 61 vilayetinin olacağına bir atıftı. Aynı zamanda Berlin Anlaşması'nın 61. maddesini ifade ediyordu. Flamanın öbür yüzünde bir kuru kafayla Ermenice vrez vrez yani intikam intikam kelimeleri yer alıyordu. En kitlesel ve kanlı eylemleri taşnakçılar yapacaktı. 1890'larda Ermeni meselesi daha karmaşık, daha sıkıntılı ve çözümü daha zor hale geldi. Çünkü Ermenistan diye Ermenilerin çoğunluk olarak yaşadığı bir coğrafya yoktu. Ayrılıkçı ve terörist Ermeniler kadar Millet-i Sadıka geleneğini sürdüren Ermeniler de vardı. Dış devletlerin baskısı çözüm için değil, siyasi çıkar içindi. İhtilalci hareketin gelişmesine rağmen Ermeni ileri gelenlerinin büyük bir kısmı hala Osmanlı Devleti'ne sadıktı. 28 Kasım 1890'da Ermeni ileri gelenleri Sultan Abdülhamid'e bir dilekçe vererek komitaları tasvip etmediklerini, bunlara karşı olduklarını, Osmanlı Devleti'ne, Devleti Aliye'ye sadık Ermeni vatandaşlar olduklarını belirttiler. Tekçir sırasında da devlet teşkilatındaki Ermeniler görevlerine devam edeceklerdi. Abdülhamid'e verilen dilekçeyi imzalayanlar arasında Ermeni bakanlar, Mahkeme-i Temyiz yani Yargıtay üyeleri, Şura-i Devlet yani Danıştay üyeleri, tüccarlar da vardı. Devlet-i Aliye'ye sadakat gösteren Ermeniler samimiydiler. Fakat olaylar onlara rağmen büyüyecekti. Abdülhamid, Batı Rumeli'nin kaybı gibi sonuçlanacağından endişe ederek Berlin Anlaşması'ndaki Ermeni reformunu uygulamadı. İngiliz yazar John Haslipp, Bilinmeyen Yönleriyle Abdülhamid adlı kitabında Abdülhamid'in şu sözlerini aktarıyor. Avrupa, Yunanistan ve Romanya'yı ele almak suretiyle Türk devletinin ayaklarını kesti. Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın ve Mısır'ın kaybı ise bizi kollarımızdan mahrum bırakmıştır. Şimdi ise Ermenileri ayaklandırmak suretiyle ciğerlerimizi sökmek istiyorlar. Abdülhamid bu düşünceyle Doğu illerinde Ermeni çetelerine karşı Hamidiye alayları adıyla Kürt aşiretlerini örgütledi. Büyük devletlerin istediği reformları yapmadı. Tırmanan Ermeni isyanlarına karşı sert tedbirler aldı. Ermeni komitacıları ve Osmanlı karşıtı Avrupalılar bu dönemde Abdülhamid'e Kızıl Sultan lakabını taktılar. 1890'lı yıllarda Avrupa basınında kanlı Abdülhamid karikatürleri yayınlanıyordu. Bu dönemde özellikle Liberal Partili İngiliz Başbakanı Gladstone, koyu bir Osmanlı-Türk düşmanlığıyla Osmanlı'ya karşı kampanya açmıştı. Gladstone, İngiltere'de Ermeni meselesini devlet politikası haline getiren kişidir. 1809'da doğar, 1898'e kadar yaşar, 59 yaşından başlayıp 75 yaşına kadar defalarca İngiltere'de başbakanlık görevine getirilir. Gladstone'un hayatına bakıldığında özellikle Londra'da kurulan Ermeni-İngiliz Dostluk Cemiyeti'nin de derneğinin de başında olduğu görülür. Hatta tamamen silahlı harekette de göreceğimiz gibi Ermeni silahlanmasına, Ermeni milliyetçiliğine, Osmanlı Ermenilerinin gerek Osmanlı coğrafyasında İstanbul'dan başlayarak Anadolu'da ve muhtelif yerlerde çıkarmış oldukları isyanlarda tabiri caiz ise parmağı olan birisidir. İngiliz siyasetinin zaman zaman Ermeni meselesine destek olup bazen bu konuda rekabeti Rusya'ya bıraktığı dönemler vardır. Bu İngiltere'nin dünya politikası ve kendi iç siyasetiyle ilgilidir. Balkanlardan gelen bir kavram olarak komitada denilen Ermeni örgütlerinin silahlanması ve devletin bunu önleyememesi çok büyük bir sorundu. Silah kaçakçılığı örgütlerin programlarına açıkça yazdıkları bir faaliyetti. Komitacı sözüyle artık bomba, dinamit, tabanca, tüfek aynı anlama geliyordu. 1897 yılında İngiltere'den 4000 sterline 2000 tüfek alabildiklerini biliyoruz. Bunun taşıdığı başka bir anlam var. Rakamlar ve şubelerin faaliyetleri üzerinde duracak olursak, mesela Ermeni komitelerinin Avrupa'daki herhangi bir şubesinin yıllık masrafları 2000 sterlin kadardı. 2 tane şubenin bir yıllık masrafı, yani 4000 sterline 2000 İngiliz tüfeği alabilmesi mümkündü Ermeni komitelerinin. Bu sebeple komitalar Avrupa'da çok sayıda şube açmak yerine silahlanmayı tercih ettiler. Silahlanma daha çok Doğu Anadolu ve Kafkaslar'da görüldü. 1880 yılında Tebriz'den Van'a gönderilen Prenefor adlı bir komitecinin Abraham adlı bir arkadaşıyla yazışmasından aralarındaki bir mektup Osmanlı güvenlik güçlerinin eline geçtiğinde bölgedeki silah satışları hakkında yine bilgi edinmemiz mümkündür. Hemen bir örnek vermek gerekirse 31 adet tüfek ile birkaç tane revolverin fiyatını 1880'de yine Tebriz için konuşuyoruz, İran tarafları için. Burada yaklaşık 80 tümene, bunun karşılığı Osmanlı parasıyla da o gün için 14 altından biraz fazla olarak ifade edilmiş belgede. 1890'lı yıllar hem Balkanlarda hem Ermeni hareketlerinde olayların hızla geliştiği, büyüdüğü yıllar oldu. İstanbul'da ve Doğu Anadolu'nun belirli illerinde Ermeni olayları yaygınlaştı. Küçük çaplı olayları bıraktığımızda Ermeni milliyetçiliğinin, Ermeni ayaklanmalarının tırmanmasında kilometre taşları niteliğindeki belli başlı büyük olaylar özetle şunlardı. 1894 Yozgat'ta Müslümanlarla Ermeniler arasında kanlı çatışmalar oldu. 1894, Siirt civarında Sason'da silahlı Ermeni isyanı çıktı. İsyanın lideri ünlü komitacı Hamparsun Boyacıyan, meşrutiyet ilan edildiğinde milletvekili olacaktı. 1894, Diyarbakır'da Müslümanlarla Ermeniler arasında kanlı çatışmalar yaşandı. 1895, Maraş bölgesindeki Zeytun'da, Van'da ve Adana'da kanlı çatışmalar oldu, binlerce insan öldü. 1895, İstanbul'da 1. Ermeni patırtısı da denilen olay yaşandı. Patrik İzmirliyan'ın silahlandırdığı birkaç yüz Ermeni Kadırga'da olay çıkardı. Babali'ye yürümek istediler. Başbakanlığın basılmasını önlemek isteyen polis ve jandarma ile sokak çatışmaları 3 gün sürdü. Müslüman halkın da Ermenilerle çatışmaya girmesiyle 50 kişi öldü. 1896 Osmanlı Bankası baskını yapıldı. Ermeni komitaları batılı güçlerin ilgisini çekmek ve müdahalesini sağlamak için bir yabancı sermaye kuruluşu olan Osmanlı Bankası'nı bastılar, birkaç el bombası patlattılar. Babali'ye yürümelerini polis durdurdu. Birçok tarihçi bu olayı da Patrik İzmirliyan'ın tertiplediğini yazıyor. Tarihçi Recep Karacakaya'nın Ermeni Meselesi, Kronoloji ve Kaynakçı adlı kitabında Ermeni komitalarının 1908 yılına kadar ülkenin hemen her tarafında meydana getirdiği olayların uzun listesi var. Olaylar teker teker küçük ama bütüne bakıldığında Ermeni komitalarının ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Ünlü Amerikalı tarihçi Justin McCarthy de Ölüm ve Sürgün adlı kitabında şunları yazıyor. Ayaklanmalar ve toplumlar arası çatışmalar 1890'ı izleyen 2-10 yıl boyunca çok yaygındır. Oluk oluk kan akarken Ermeniler, Kürtler ve Osmanlı askerleri hepsi hem katiller olarak hem kurbanlar olarak olaylara bulaşmıştır. Kırım ve karşı kırımlar yaşanmıştır. Abdülhamid zamanındaki en önemli terör olaylarından biri Ermeni komitalarının bizzat sultana, Osmanlı Devlet Başkanı'na yaptıkları suikast teşebbüsü oldu. 21 Temmuz 1905 günü Abdülhamid her cuma günü yaptığı gibi Yıldız Camii'ne törenle gelecek, cuma namazını kıldıktan sonra ayrılıp Yıldız Sarayı'na dönecekti. Bomba tam bu sırada patlatılacaktı. Bakülü Ermeni Hristofor Mikaelyan, Belçikalı anarşist Edward Joris ile birlikte Abdülhamid'e bombalı bir suikast düzenlediler. Özel olarak yaptırdıkları faytona 100 kilo ağırlığında bir patlayıcı yerleştirdiler. Abdülhamid belirli saat ve dakikalarda camiye geliyor ve gidiyordu. Cuma selamlığı denilen bu töreni görmek için büyük kalabalık toplanırdı. Kalabalığın arasına seyirci olarak faytonuyla birlikte karışan suikastçılar, tam Abdülhamid faytonuna binerken bombayı patlatarak onu öldüreceklerdi. Abdülhamid camiden çıktı fakat o sırada Şeyhülislam'la 1 dakika 42 saniye süren kısa bir konuşma yaptı. Tam o sırada muazzam bir patlamayla ortalık sarsıldı. Abdülhamid kurtulmuş, 26 kişi ölmüş, ortalık can pazarına dönmüştü. Abdülhamid öldürülerek yahut tahttan indirilerek her ne suretle olursa olsun uzaklaştırıldığı takdirde her şeyin düzeleceğine, ülkenin kurtulacağına inanan aydınlar bu suikast girişimine sevinmişler fakat başarısız kalmasına üzülmüşlerdi. Şair Tevfik Fikret meşhur bir lahza-i tahur, bir anlık gecikme şiirini bu olaydan sonra yazdı. Ey şanlı avcı, damını beyhude yere kurmadın, attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın. İttihatçı bir subay olan tarihçi Ahmet Refik Altınay da şunları yazdı. Nihayet hakikat tamamıyla meydana çıkarıldı. Osmanlı milletini Abdülhamid'in zulmünden kurtarmak için bu kahramanca hareketin Ermeni vatandaşlarımız tarafından icra olunduğu anlaşıldı. ...30 yıldır ülkeyi yöneten Abdülhamid'e karşı böylesine bir nefret doğmuştu. Artık Abdülhamid'in ülkeyi yönetmesi imkansız hale gelmişti. 1890'dan 1910 yılına gelinceye kadar geçen 20 yıl içerisinde olayları çıkaranlar, öldürenler, bomba atanlar, çatışanlar, ihtilal propagandası yapanlar, ayaklanmaları körükleyenler bilmiyorlardı ki hadiseler bu kadarla kalmayacaktı. Belki de bilmeden 1915 yılında yaşanacak facianın hazırlığını yapıyorlardı. Fakat bir ümit vardı. Meşrutiyet ilan edilse, ülkeye hürriyet gelse, Ermeni partileri dahil herkes parlamentoda temsil edilse, Abdülhamid tahttan indirilse, ülkeye özgürlük gelse, bu kanlı sorunlar çözülemez miydi? Pek çok kişi çözüleceğine inanıyordu. Buna Ermeniler de dahildi. Bu yolda İttihat ve Terakki ile Taşnak Partisi işbirliği yapacak. Taşnakçılar İttihatçıların listesinden meclise girecekti. Ne var ki bu son ümit de gerçekleşmeyecek, büyük facialar yaşanacaktı. Gelecek bölümde bunları anlatacağız.